Ben sen yemem, yedin mi? Ben yemem zor seninki demiyorum. Seninki gayet köftenin, düzgün duruyor gene. Şu kısımdan yedim köftenin tadına baktım. Peynirin de tadına güzel. Bakacağım tabii ki de ama hani. Ya bir şey söyleyeceğim. Erimiş bir peynir olsaydı daha güzel olmaz mıydı? Tabii şimdi onu anlıyorum da. Şimdi yemeği yerken şimdi içinde bir peynir var. Hani keserken hem hamuru hem kıyması işte köftesi domatesi çatal yani kaşarı bir bütün olarak almadın mı? Ayrı ayrı alıyorum. Niye? Hepsi birbiriyle bağlantısız çünkü şu anda. Öyle tam mi? Dediğinizi de yapayım bakın. Çatala birleştirdim ben öyle yaptım. Çatalda birleştirdim. Kaşarı falan birleştirdim böyle öyle bir tadım. Nasıl buldun Deniz? Sen tatlısın Elif gerekiyor. Tam olarak tadamadı yine. Ben köfteyi beğendim aslında. Hı -hı. Yani böyle köfte güzel yenilebilir evet güzel. Bir davet sofrasına olur mu benim için tartışılır yine biraz. Daha böyle benim için köfte şeydir. Biraz daha böyle bu şişte falan kaşarlı olması evet davet sofraları için kabul edilebilir bir nitelik kazandırmış ona. Tamam orada da okeyiz. Ama ben yine dediğim gibi bu çok baharatlıyı zaten çorbada da bu tarzda yoğun baharatlar koyduğumuz evet, için evet. Bu sebzeleri ben daha böyle artık bir rahat bırakılmış şekilde böyle böyle bir görelim onların yüzünü diye beklerdim. Bir de ben biraz daha az pişmiş severim. Benim damak tadım bu. Arkadaşları tenzih ederim. Ben daha az pişmiş severim. Brokoli, karnabahar, havuç tarzı sebzeleri böyle daha tadına dişe gelmesi lazım. Evet, dişe gelmesi. Bunlar çok ölmüş yani öldürülmüş gibi geldi. Öldürülmüş yani bu fazla pişmiş bana göre yani bakın. Belki sizin tabağınıza öyle geldi bana gelenler öyle değil. Belki tam doğrudur. Hani tartışma yaratmak istemiyorum bu konuda. Yok onun için değil. Salatada dediğim gibi hani göbek salatayı doğradım. Üzerine yoğurt koydum biraz da havuç rendeledim getirdim koydum. Lezzeti nasıldı beyefendi? Yani sonuçta lezzet yarışmasındayız ya. Hani göbek salata. Evet hanım şey ben de başka bir şey söylemedim tamam. Deniz Bey yani. Göbek salataya gelip de şey demedim yani gavur daha salata getireceğim demedim. Tamam göbek salata. Yeşillikleri yıkadınız, doğradınız. Yıkamasa mıydım? Emek muhabbetinden bahsediyorum. Evet bu yani göbek salata benim için. Neden anlamıyorsunuz? Anlıyorum birincisi salata tercih etmemi açıkladım. İkincisi hangi salata bu kadar zor olabilir dedim. Mango salatası bile benim için bu kadar zor bu kadar derken yani salata ne kadar zor olabilir? Yapsaydınız o zaman yeseydiniz. Onun dışında işte ben bunu tercih ettim ve lezzetini soruyorum. Siz sadece bunu tercih etmeseydiniz tamam diyorsunuz. Ben tercih etmeseydiniz demiyorum ya anlamıyorsunuz beni. Ben diyorum ki size bu bir göbek salatadır. Doğranmıştır, üzerine yoğurt koyulmuştur. Zeytinyağı dökülmüş getirilmiştir. Menüde benim için budur. Şey yazdınız Allah'ın menüde. Yoo. Ben hiç yazmıyorum. Ben de göbek salata diyorum. Siz yazdırıyorsunuz. Deniz Bey lezzeti nasıl onu merak ediyorum. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Diri mi yoğurt ekşi öyle vereyim size cevabımı. Yoğurt ekşi değil. Sebzeler ölmüş. Sebzeler ölmüş mü derseniz ölmemiş. Tuzu da iyiydi. Yani tamam salata böyle olması gerekmiyor mu? Yağma uygun mudur? Çok yağlı vıcır vıcır üstünde yağ var. Ben böyle. Sizinkine ayarım kaçtı kusura bakmayın. Kaçmasaydı o zaman benim de vıcır vıcır yağlı gelmez. Bir de bu salata verirken böyle havadan böyle al eline denmez misafire. Aynen. Ben yorum yapabilir miyim? Şeyi soracaktım. Yağsız yerinden yediniz mi? Tamam. Yedim. Lezzetli buldum. Dedim ekşi değil. Salata ölmemiş yeşillikler ama yağ bana fazla geldi. Salata içindeki herkes görevini yapmış diyorsun. Tabii. Köfteyi gelmişler sağ olsunlar, yıkanmışlar, temizlenmişler, içerisine oturmuşlar tabağın. Üzerine bir güzel yoğurdu da almışlar. Ben çok merak ediyorum. Siz sebze mi yetiştireceksiniz 2,5 saatte? Sebze yetiştirecekler. Hani gelmişler oturmuşlar diyorsunuz da ben nerede markete şey mi yapsaydım? Buraya ekseydim 2,5 saatte çıksaydı salata yapsaydım. Yani anlaşamadığımız nokta şu. Hepinize soruyorum arkadaşlar. Bir salata yapacakken alacağımız malzemeler zaten hani marketten almıyor muyuz yeşillikleri ya da meyve mango bile alsın? Aynen öyle evet. Salata bu kadar abartılacak bir şey değil. Hayır gelsin yani. Otursun muhabbetini anlamıyorum. Başka ne bekliyordunuz? Bakın, uçuk mu gelmeliydi? Şu. Yemek sadece hani ben onu da koydum bunu da ya tabak bir uyumdur. Yani hepsi bir dans gibi düşünün bunlar. Böyle bir hepsinin birbirine damakta uyumları vardır böyle bir. Şimdi örnek veriyorum. Güveç yaparsınız. Güveçin yanında makarna koyulmaz. Olmaz yani o bir pilav ister yanına. Bir şey ister. Ve böyle çorbası onun farklı bir çorba olur ki böyle güveç ağır olur mesela kuzu etindense. Onu biraz daha hafif bir çorbayla başlarsın ki misafirini yorma. Arkasından tatlısında da belki hani böyle bir hoşluk yaparsınız ona uydurursunuz yine. Geçişler bunlar, falan. Bunlar birbirine bir uyumdur. Yani bunlar birbiriyle bağlantılıdır. Şimdi ben diyorum ki size. Yani ben bunların uyumu yani bana birisi bir yerden çalıyor, öbürü başka yerden çalmış. Öyle yani ben gayet uyumlu olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bir şey soracağım şimdi. Buyurun. Çorbada, ara sıcakta hep beraber kolay olduğunu söylediniz ya. Evet. Şimdi zor yemekler gelince de uyumsuz oluyor. Peki neden buna emek verilmiş diyemiyorsunuz? Zor mu? Hani kolay. Zor kolay mı? O köfte yoğrulmuyor mu? Aldığım gibi pardon dananın içine şey soktum, domatesle kaşar öyle getirdim. Kolay diye bir şey yok ya. Bence lezzeti daha önemli benim için. Burada köfte pişmesi. Evet köftenin oranı güzel. Ben baharat hani yoğun koyan birisi olaraktan anlamıştım sizi ama güzel olmuş, orantılı. Yok, bu yemeğin yanında, körili yemeğin yanında yapmayayım dedim onu. Evet, güzel düşünmüşsün. Bir de pişme oranı da güzel. Köftenin içerisine de baktım. Gayet güzel olmuş. Görsel açıdan köfte olarak güzeldi. Sadece burası biraz böyle karmaşık duruyor. Konuda haklısınız. Aynen. Yemek. Ben hatta ilk yemeği düşündüğümde de bu yorumların geleceğini, bu arada sözünüzü kesmedim umarım. Sorun değil. Bu yorumun geleceğini düşündüm fakat şimdi bu Hint yemeğinin yanına, yani karinin yanına aslında pirinç haşlıyorlar. Sadece haşlama, pilav değil. Hı hı. Fakat ben öyle bir tabak getirseydim gülerdiniz ki haklıydınız da. Başka bir şey seçseydin o zaman. Nasıl niye kereli bir şey? Hayır, şimdi burada hamuru olan, içinde peyniri olan, sebzeli domatesi şey olan, sebzeli bir şey seçmişsin. Tamam. Yok, hayır. Şimdi mesela bunun da içinde domates var, kerinin içinde de domates var. Anladın mı? Evet, yani şimdi... Bence şey çok güzel. Ben olsam... Bunun yanına böyle bir kere mesela bu bir milföylü bir köfte. Hı hı. Şimdi yanında sulu bir şey var. Bu ıslandı mesela, yumuşattı köfteyi. Anladın mı? İçinde benimkinin mesela hatırı sayılır bir mısır var. Mısır yoğunluğu var. Sen hiç bunlara girmeyecektin. Sadece sebze garnitür olarak daha az pişmiş. Deniz'in dediği gibi daha al dente böyle dişe gelir. Garnitür sebze koysaydın daha güzel olur. Şimdi karıştırmış tabağı, anladın mı? Ben kolay olur diye düşündüm aslında Zuhal Hanım. Yani kolay olup olmaması değil ki. Burada zaten dediğim gibi hem içinde hamuru var, hem köftesi, hem proteini var, hem karbonhidratı var, hem sebzesi var, hem peyniri var. Anladın mı? Bu asıl fazla olmuş. İşte şey... Yani hani bir de birazcık da şeyi göstereyim derken uyumsuzluğa kaçıyorsunuz. Yani kolay olmuş değil, uyumlu olması da önemli. Yani şimdi burada... Dediği gibi birazcık yemek geçişlerinin yanında taşıdığı diğer, onun yanı sıra ikram edilen şeylerin iyi seçilmesi lazım. Yani bunun yanına pilav da olmazdı. Çünkü milföy var üstünde. Evet, evet. Bu zaten güzel. Görseliyle de güzel, lezzetiyle de güzel. Sadece o kaşarların birazcık daha erimesi gerekiyordu. Çok bütün kalmış. Bir de dediğim gibi yani bak burada mısırlı, sulu, soslu. Zaten hani birazcık daha baharatları ağır bir menü seçmişsin ya. Bu biraz fazla olmuş. Normal bir sebze haşlasaydın. Garnitür karışık. Ya bir dip sos bir şey yapabilirdim belki. Ben de aslında şöyle düşündüm. Nasıl tam düşündün? Olarak Elif Hanım'ın dediği yorum gibi. Ben köftenin baharatına ekstra hiçbir şey katmadım. Ben normalde yemek yaparken ekstra ürünler katmayı çok severim. Fark etmişsiniz de belki. Anladım. Evet, evet. Ekstra hiçbir şey katmadığım için de ben kıyma ya da köftenin böyle yanına... Böyle dengelim diyorsun. Köftenin yanına brokoliyi, kabağı çok yakıştırıyorum. Anladım. Domatesi ben de düşündüm ama bu sefer de yemeğin içinde domates olmadığında, hani ben de bunun içinde olduğunu düşündüm. Şey tepkisi alacağımı düşünüyorum. Neden bu yemeğin orijinalde domates var, neden sizinkinde yok? Anladım. Mesela ben sebzelerin pişme oranını merak ediyorum. Peki soralım o zaman Bağgül. Kabaklar güzel, yani ezilmemiş. Evet. Domatesler çok ezilmiş. Brokoli bir de baharatı çok olmuş. Şey, brokoliler de ezilmiş. Sadece kabaklar diri. Kabak güzel, kabak güzel. Seninki tamam, benimki ezilmiş. Birazcık, benimki ezilmiş, domatesler de ezilmiş. Köftenin tuzunu az buldum. Az olmuş tuzu. Birazcık işte, az, evet. Tuzu anlattım aslında ama. Tuzu az olmuş. Salatanın da biraz yağı çok olmuş. Onu dediğim tadı gibi güzel, şimdi... ekşi değil, tadı güzel. Afiyet olsun. Peki devam edelim Hüseyin'cim Nuray'la. Görsel olarak köfte güzeldi. Hı. Afiyet olsun. Lezzet olarak? Lezzet olarak bana birazcık köftesi tuzsuz geldi. Hı, Bağgül gibi. Evet, baharat katmaması iyi olmuş çünkü zaten bu yeterince baharatlıydı. Fakat buna biraz baharat katıp, buna körüle değil de böyle zeytin aldı, hafif yeşillik, hani yeşil salata yok ya. O yüzden biraz bunda yeşillik olsaydı böyle. Çünkü benim bir böyle bu kadar yemeğlerden bir yeşillik yesim geldi böyle, salata, nar ekşisi falan böyle yesim geldi. Onu daha çok tercih ederdim. Domatesi falan çok pişmiş ve köfte alırken hep şunun sosun tadı geliyor. Hani köftenin tadından çok bunun geliyor. Atmamasına dikkat ettim ama maalesef. Evet. Karbo çünkü sulu bir sos yani. Evet, görsel anlamda güzeldi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Salata? Salata, evet salata ya aslında hayır. Yarı yolda döndü yorumunda. Lezzetini hayır. Ya, lezzetini soruyorum yalnız, kolaydan. Vicdanınıza sorun. Vicdanım. Vicdanınıza sorun. Vicdan gel bana gel. Oylarınıza değil de. Önce Deniz Bey'e sorun bence. Yani dediğim gibi ben yoğurt ayrı isterdim. Salata da ayrı isterdim. Pardon. İçecek diyor. İçer misiniz? Geç oldu biraz. Neler var? Şeftali suyu var. Ben şeftali suyu alabilirim. Bir de sade soda var. Tamam, sade soda iyi. Elma suyu alayım. Sade soda bende. Tamam. Elma suyu? Dedim mi demedi mi? Dedi. Elma da var dedi. Onu duyamadım ben. Var dedi. Elma da dedi. Sanki onu da. Bu arada bir yanlış olmuş. Tam Deniz Bey'in sevdiği gibi mango suyu varmış. Ha, daha güzel. Teşekkür ederim. Ne güzel. Kayınvaliden. Evli misin? Değilim. Ha, kayınvaliden. İlerideki kayınvaliden sevecekmiş. Mango suyu. Şimdi evet, sen be mangolu bir salata dedin ya, ona istinaden herhalde söyledi.